Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan, sizlerden de beğeni ve destek beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9 Ekim 2022 Fener'in maçı var. Saat 20.00'da. Ancak öncesinde bir şey söyleyeyim. Giresun'da kara gece, Giresun'da tartışılan offside kararı ve birçok kişinin fikir birliğine vardığı bir pozisyon var. Giresunspor Beşiktaş karşısında maçın son anlarında Olcan Çağlayan'la bir gol buldu. Ancak gol olmadık bir şekilde VAR izlemesinin ardından iptal edildi ve Türkiye bir kara bir futbol kararıyla daha karşı karşıya kalmış oldu. Yani maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklendi Karadeniz temsilcisi. Savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu. 26 yaşındaki futbolcu topu ağlara gönderdi ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu golü geçerli saymadı. Tartışmalar sürüyor, birçok kişinin tepkisi sürüyor ama hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü burası Türkiye Ligi. Beşiktaş taraftarı Valerian İsmail'in istifa etmesi için kampanya başlatmışlar. Merak ediyorum, Valerian İsmail istifa edecek kadar takımı kötü yönetiyorsa, geçen hafta Fenerbahçe maçında berabere bitince niye tesislerde karşıladınız? İkincisi, geçen hafta Fenerbahçe maçında yemeniz gereken kartlar yeseydiniz, verilmesi gereken penaltı kararı verilseydi zaten bugün Valerian İsmail diye bir derdiniz olmayacaktı. Belki de o hazırlıkla, yani o günden bugüne kadarki hazırlıkla ve yeni teknik direktörle bugün bu kadar kötü Giresun'u farklı yenecektiniz ve kimse hakem falan konuşmayacaktı. Ama iki haftadır kazandığınız 4 puan maalesef insanların kafasında bin bir çeşit tilki uyandırdı. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de bazı taraftar kitlesi var. Kanser hücresi var Fenerbahçe'nin. İşte Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Ya niye yeneceksin? Niye yenmek zorundasın? Hani mesela şey gibi bir şey. Neydi onun adı? Türkiye'de eğer doktorsan Birleşik Arap Emirlikleri'ni görmen lazım. Niye görecek? Ne gereği var? Mesleğiyle ne alakası var? Görecek. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görmezse doktorluk yapamaz. İşte Türkiye'de atıyorum öğretmensen Amerika'ya kadar yüzerek gidip gelmen lazım. Lan ne alakası var? Milli yüzücüler bile yapamaz bunu. Yapmak zorundasın. Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Hakemi yenemezsin. Hakemi yendiğini zannedersin. Hakemi yenemezsin. Durduramazsın. Geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçında o hakem maçı 0-0 bitirmek için sanki Kur'an'a el basmış gibi maç yönetti. Nereye yeniyorsun? Saçmalıyorsunuz ki boş beleş saçmalıyorsunuz. Fenerbahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük. 9. haftasındayız ligin ve evimizde Fatih Karagümrük'ü konuk edeceğiz. Vavakars Fatih Karagümrük tam takım adı ve Ülker Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı Galatasaray bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek, katledecek, içine şey yapacak. Vallahi arkadaşlar benim hakemler konusunda tek bir fikrim var. Bizim hakemlerimiz gayet iyi hakemler ama Allah'tan korkarak, kimseden emir almayarak, kimseden talimat almayarak, çoluğu çocuğu kaçırıp da tehdit yemeyerek maç yönettikleri zaman. Eğer bunlardan herhangi biri varsa dünyanın en iğrenç, en kötü, en pis hakemleri bizim hakemlerimiz. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe kazanmak istiyor. 3 puan hedefliyor. 14 puanla 7. sıradan haftaya giriş yaptı. Tedavileri süren 3 futbolcu maçta yer almayacak. Nazım Sangare, Luan Perez, Joshua King maçta yer almayacak. Ama eksik söylemişler. Yani haberi yapan arkadaşlar eksik bilgilendirme yapmış. Aynı zamanda Mert Hakan Yandaş ve William Arao da bu maçta forma giyemeyecek. Bu maçın kadrosunda olmayacaklar. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Fenerbahçe son hazırlıklarını yaptı. Kampa da girdi. Ve tek hedef galibiyet. Başka hiçbir hedef yok Fenerbahçe'de. Ve zaten tek hedef galibiyet olduğu için de ne yapıp edip kazanmak zorunda. Ben Fenerbahçe'nin bugün sahaya dörtlü savunma taktiğiyle çıkacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dörtlü savunma taktiğiyle çıkacak olan takımımıza
bol bol sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun takımımızın. Dünkü idmanda da arkadaşlar görmüşsünüzdür. Takımımız zaten kampa girdi. Ferdi'nin de doğum günü kutlanmış oldu. Dünkü idman fotoğraflarına bakarsanız Batu Şuayi'sinden Serdar Aziz'ine, Serdar Dursun'una hepsi gayet ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepsi maçı kazanmak adına hareketlerini yapıyor. Zayt olsun, Emre Mor olsun. Yani hepsinin kafasındaki tek düşünce var. 3 puan. Cao Pedro oynayabilir. Durumda ancak teknik direktör seçer seçmez ona bir şey diyemem. Rossi oynayabilir durumda. Maç kapak tasarımında Fenerbahçe resmi sitesindeki maç tasarımında Power Rangers efektleri seçilmiş. Bu da bizleri çok çok mutlu etti. En azından Power Rangers izleyicisi olarak, zamanında çok izlemiş biri olarak çok çok mutlu oldum açıkçası. Yani benim aktaracaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah Fenerbahçe'miz galip gelir ve kirli düzendeki bu ligde güzel olan tek şey Fenerbahçe maçları ve Fenerbahçe galibiyeti olur. Son dakika Fenerbahçeli Yıldız Atletico Madrid talip diyor. Bu haberi çok kısa geçeceğim. Atletico Madrid talip Fenerbahçeli. Aklınıza kim geliyor? Yani arkadaşlar Crespo gelmiyor mu? Allah Allah. Ya Miguel Crespo gelmiyor mu? Bu duyumu ilk benden almadınız mı? Neyse haberde diyor ki arkadaşlar Atletico Madrid'in dışında Sevilla, Sporting Lisbon'da Crespo için devredeymiş. Atletico Madrid 10 milyon euro bir sonraki satıştan %20 pay olarak güncellemiş. Fenerbahçe 13 milyon eurodan aşağı kapıyı açmıyor demiş. Eksik ifadeler. Eksik ifadeler arkadaşlar. Daha Crespo'nun da takip edileceği söyleniyor. Ben şunu söyleyeyim. Portekiz Dünya Kupası'na gidiyor değil mi? Sürpriz bir şekilde Crespo milli takıma seçildi. Dünya Kupası'na gitti. Sürpriz bir şekilde de oynadı. Ve sürpriz bir şekilde de Portekiz baya baya yol kat etti. Sizce Crespo'yu 25'ten aşağı satar mıyız? Yani. Mutluluk Kadıköy'de Emre Mor ve Batu Şuayi diyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ta aradıkları ortamı bulamadı bu iki futbolcu diyor. Emre Mor ve Batu Şuayi. Fenerbahçe'de yakaladıkları performans hem kendilerini hem taraftarı mutlu ediyor. Büyük mutluluk yaşıyor her iki futbolcu da. Sezon başında iki futbolcu da şaşkınlık sebebi yani şaşkınlıkla karşılansa da şu anda taraftar maçlara odaklanmış durumda. Futbola odaklanmış durumda. Dinamo Kiev maçında hatırlayın Batu Şuayi sonradan gelip 3 puanı kurtaran isim olmuştu. Emre Mor savunma yönünü de gittikçe geliştirir bir vaziyete bürünmüş halde. İsmail Yüksek'ten sonra takımın en fazla top kazanan ismiymiş Emre Mor. Bu da çok çok ilginç ki Süper Lig'deki istatistikleri de bunu doğruluyor. Yani en çok en fazla top kazanan, ikili mücadele kazanan ve sahipsiz top kazanan futbolcusuymuş. Bugünkü maça ilişkin benim birkaç kadro hani tahmin edebilirim. Şimdi dörtlü savunma çıkarsak Altay, Usai, Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Alioski olsun. Orta sahanın ikilisi Crespo, İsmail Yüksek olsun. Sağda Emre Mor, solda Rossi, forvette Batu Şuayi olsun. 4-2-3-1 gibi oldu. Ya da yine dörtlü çıkalım. Yani bu kadro 1 olsun. Kadro 2'yi vereyim. Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Alioski, Crespo, Zayt. Crespo, Zayt. Sağda İrfan Can. Solda Lincoln. Sağda İrfan Can, solda Lincoln. Forvet ikilisi Valencia, Batu Şuayi olsun. Ya da Valencia, Cao Pedro olsun. Tamam, Valencia, Cao Pedro olsun. Az öncekinde bir kişi eksik mi saydık ya kadro 1'de? Dur bir düşüneyim. Altay, Osayi, Gustavo, Salahi, Alioski, Crespo, İsmail. Sağda kim dedik? Emre Mor. Solda Rossi. Ha, forvette Valencia, Cao Pedro olacaktı. Tamam. Üçüncü kadrom üçlü savunma kadrosu. Ama ben
Karagümrük'e karşı üçlü savunma çıkacağımızı zannetmiyorum. Sanki Karagümrük daha defansif olduğu için dörtlü çıkarız gibi. Çıkmasını beklediğim tahmini ilk 11'i de söyleyeyim. Altay, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Alioski. Ama Alioski yerine Osayi Samuel oynayıp Ferdi solda, Osayi sağda da başlayabilir. Orta ikili de Crespo Zayt ikisi. İleri dörtlü de. Şimdi Lincoln'u oynatsa adam maçı götürür. Mesela şöyle yapayım. Ben olsam solda Rossi, forvet arkasında Lincoln, forvette Batshuayi, sağda da Emre Mor'la başlarım. Yani ben olsam böyle başlarım. Bunu da söyleyeyim. Hani üçlü çıkacağını çok zannetmiyorum ama bir de üçlü kadrosu tahmininde bulunayım. Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Salahi, sağda Ferdi, solda Alioski, merkez ikili de Crespo, İsmail Yüksek ya da Crespo Zayt olsun. Yine Crespo Zayt olsun. Ferdi'nin önünde Emre Mor, solda João Pedro, forvette Valencia şeklinde. Yani 4 kadrodan hangisini seçerseniz. Ama benim tahminime göre Salahi oynar, Altay oynar 2. Yeri garanti. Gustavo Henrique'nin yeri garanti 3. Bence Ferdi'nin yeri garanti 4. Crespo ya da İsmail'den birinin yeri garanti 5. Zayt'sin yeri garanti bence 6. Bence bu maçta Valencia oynar 7. Çünkü Batshuayi bence yine Larnaka maçında oynatılır gibi düşünüyorum. 7. Emre Mor, İrfan Can Kahveci. Bence Emre Mor'un bu maçta oynaması ama ikinci Larnaka maçında daha kreatif oynayacağımız için. Bence bu maçta Emre Mor oynar 8. Bence bu maçta da Rossi oynar 9. Hücum ikilisi yani sanki bana açıkçası sanki Valencia bir adım daha önde gibi, Lincoln oynayabilir gibi geliyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar bir duyum sormuş arkadaşlar. Hocam Tuzla Spor'dan Abdullah'ya Yahya için bir şey söylüyor musun diye. Arkadaşlar bu futbolcu gibi bir iki tane futbolcumuz bir iki tane futbolcu var PTT birincilikte. Bu Abdullah'ya Yahya Tuzla Spor'un futbolcusu, 18 Ağustos 2022'de aldılar ve Tuzla Spor'un genç yıldızı. Henüz 21 yaşında. 7 Ekim doğumlu. Yani 7 Ekim doğumlu olduğu için henüz 21 yaşında. Maalesef alt yaş kategorilerinde bir maça çıkmış. A milli takımda, Kamerun milli takımda bir maça çıkmış sadece. Yükselen bir değer. Kanat oyuncusu. 1.70 boyunda hızlı, süratli bir kanat oyuncusu. Sol ayaklı ama sağ kanatta oynuyor. Hani bazı futbolcuların şöyle bir özelliği var. Bazı takımlar alıyorlar ya da alma önceliği kendilerinde oluyor. Gidiyorlar o futbolcuyu alt lig takımına, sanki o takım almış gibi veriyorlar. Ama yetenekli bir futbolcu. Bakalım 4 büyükleri, 3 büyükleri arkasından koşturacaktır. Hakkımızda hayırlısı olsun. Biz önce bugünkü maçı kazanalım. Sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlar sizlerden ricam, bu videoya Fener'in maçı var hashtag ile ya da Fener'in maçı var yorumlarıyla yorum atmanız. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere. Herkese mutlu pazarlar.